Merhabalar değerli izleyenler. Bugün hafta sonunu Allah'ın has haber olarak değerlendirmek istedik. Hangi konuda? Evet, Nallıhan sözcükleri, Nallıhan'da ve köylerde konuşulan kelimeleri, Nallıhanca kelimeleri vatandaşlara bulup konuşturduk, cümle içinde kullandırdık. Evet, hep beraber izliyoruz. Nallıhanlı birisi havalı olmayı ne der böyle, hani havalı anlamında? Huzur huzur gezme. Huzur huzur gezme. Şöyle konuş bir Nallıhanca bakalım. Hasan, kuzur kuzur gezme, yanı gençleri gibi yamulturum. Ya, merhaba. Merhaba. Nallıhanlar yere düşmeye ne derler? Karşıma gelen benim moralim bozduğu zaman, vurduğun zaman kırk umbalak gider. Canlı yayın kazası sayın dinleyiciler. Canlı yayın kazası. Kırk umbalak vururum ha deriz. Nallıhanlı birisi çokça anlamında bir kelimeyi nasıl kullanır amca? İmanla. İmanla. Bir kullan bakalım kelimeyi. İman. Ne diyeceksin? Mesela tarlada cevizim var. Olacak. İmanla cevizim var. İmanla cevizim var. Evet. Nallıhanlı birisi. Evet. Yara açık, aralık anlamında bir kelime söyler. O kelime ne? Gıygaş. Kapıyı açan. Gıygaş. Evet. Konuş bakalım. Aç kapıyı. Kıygaçtı mı? Kıygaçtı, aç kapı. Amca, Nallıhan ağzıyla evet. Konuşmak, fısıldamak diye evet. Bir kelime var. Evet. Nedir sence? Bıdır. Bıdırdıma karşında. Nallıhanlar işe yaradı anlamında bir kelime konuşur. Sizce nedir bu? Ora geçti deriz. Kullanın bakalım. Ya arkadaş, akşama kadar çalıştım. Bir çay içtim. Ona geçti be. Evet, kullandım. Nallıhanlı birisi düzgün durmaya ne der? Umaşça dur. Konuş bakalım birini. Umaşça dur lan. Nallıhanlı birisi evet. Çokça anlamında bir kelime kullanır. Sizce bu kelime nedir? İmanla. İmanla. Malım kullan var, bakalım. Mülküm var, imanla. Malım var, mülküm var, evim var, damım var, toprağım var, imanla. Evet. Allah'ın birisi düzgün olmayan bir şeyi nasıl ifade eder? Avkır diye. Avkır. Avkır. Konuş bakalım. Mesela doğalgazı avkırı döşediler. Düzgün bir şey döşenmedi. Allah'ın ağzıyla dikilmek anlamında bir kelime var. Nedir sizce? Kaykılmak. Kullanın bunu. Hasan Bey kaykılıp durma karşında. Allah'ın ağzıyla lafı değiştirmek anlamında bir kelime var. Biliyor musun? Laf kavurtlamak. Kullanın. Karşında laf kavurtlayıp kırma. Nallıhanlı ağzıyla havalanmak, kosalmak ne demek sizce? Kubarmak. Kubarmak. Cümle içinde kullanır mısınız Nallıhanlı olarak? Kime kubarıyorsunuz? Nallıhan ağzıyla seslenmek, çağırmak adıyla bir kelime var. Biliyor musunuz? Düşüneyim bir. Çağırmak, seslenmek. Ünlemek. Ünlemek. Evet. Bir cümle içinde kullanır mısın? Nallıhan şivesiyle. Babama bir ünlüyü ver. Evet.